dün akşamdan beri çalışıyoruz. Sizler de onları bir daha burada. Ve mesela başarılarımız Balkan şampiyonası olsun, Avrupa şampiyonasında gitmeden önce yaşadığımız olsunda nasıl bir yarış geçirdik, oradaki şampiyonluğumuzu güzel anınızda koordineli hareket ediyorsun. Evet, kol değiştir. Evet, fazla yarışın ben. Disiplini olsun. Peki değil mi? ...2020 yılında atletizm sporuna başladım. 2 yıl içerisinde Türkiye'de sayısız derecelerim var. En son Temmuz ayında İsrail'de yapılan 18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. 2 hafta sonrası Slovakya'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda Avrupa ikincisi oldum. Bu başarımı hocalarıma borçluyum. Hedefim önümüzde yapılacak olan Avrupa Cross Şampiyonası'nda seçilip ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil edip bayramımızı dalgalandırmak. Hedefim her sporcunun hayali olan 2024 olimpiyatlarına gidip kürsüye çıkıp en iyi şekilde ülkemi temsil etmek ister. Antrenmanlarım çok iyi burada. Uzun mesafe gidiyorum. Zorlanıyor musun mesela böyle dağlık alanlarda çalışmak keyifli mi? Biraz bahsedelim. Zorlanıyorum da çok keyif. Yani çok keyif alarak koşuyorum. Antrenmanlara falan gelince istekli falan geliyorum. Hayalim antrenör olmak. Aynı benim gibi kız öğrencilerimi falan spora getirmek isterim. Onlar da benim gibi böyle iyi derece Türkiye'de iyi derece yapmaları isterim. Daha hiçbir zaman Van dışına çıkmadım. Atletizm sayesinde il dışı, yurt dışı falan yerlere gittim. Edibe Yaz 2 yıl önce yani pandemi başlamadan önce atletizm sporuna kazandırdık. 2 yıl içerisinde ulusal çapta atletizm sporuna ismini zirveye yazmayı başardı. Daha sonrasında 2022 yılında milli takım serüveni başlamış oldu. Haziran ayında Balkan şampiyonasında Balkan üçüncüsü oldu. 20 gün arayla Avrupa U18 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen İsrail'e gittik. Orada da Avrupa üçüncüsü oldu. 2 hafta arayla bu sefer de Slovakya'da Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda ülkemizi temsilen gittiğimiz yarışmada kişisel en iyi derecesini koşarak Avrupa ikincisi oldu. Edibe de Nevin ablası gibi çok yetenekli, gerçekten ülke sporuna değer katacak değerlerden bir tanesidir. İnşallah bu sporcularımızla beraber biz çok daha büyük organizasyonlarda hem ilimizi hem ülkemizi temsil edeceğiz. Bu konuda desteğini bizden esirgemeyen Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'ne, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, eğitimlerini gördükleri bilim ve teknoloji
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.